Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Bulut. Bugünkü videomuzda Cubeizde Template uygulamasından biraz bahsetmeye çalışacağım. Template Türkçede şablon demek. Bu peki bu ne demek oluyor diye sorabilirsiniz. Ee, hazırlamış olduğunuz bir kayıt var editlerini tamamladınız, belki renklendirmesini yaptınız, her şeyini yerleştirdiniz. Artık mix aşamasına geçmek istiyorsunuz. Aynı zamanda da bu kayıt esnasında kullandığınız pluginlerin de bozulmamasını istiyorsunuz. Belki de çok hoşunuza giden şeyler var. Ve her mixe başladığınızda kesinlikle açtığınız pluginler var. Ayrı ayrı kanallar için ve efekt kanalları ve grup kanalları için. Onları hazır bir şekilde projenin için aktardığınızda ya da projenizi onun için aktardığınızda daha hızlı mix yaptığınızı anlıyorsunuz. Ve ben de bu şekilde bir template hazırlamaya karar verdim. Böyle gene cümlelerle anlatınca birazcık daha karışıkmış gibi duruyor. Ama ekrana geçtiğimizde daha anlaşılır hale gelecek. Gördüğünüz gibi e, önümde bir Cubase projesi var. Ve sadece grup ve efekt kanallarından oluşuyor. Ben özellikle stüdyoda kaydettiğim dışarıdan gelmeyen işlerin çok büyük bir kısmında daha farklı işler yapmıştım da var ama çok büyük oranla genelde rock kökenli. Yani davul, bas, gitar, klavye, vokalden oluşan bir temeli olan şarkılar oluyor genellikle. Kendi aranjmanlarım da genelde öyle oluyor. O yüzden ona göre benim ikisi e hızlı bir şekilde sokabilecek bir template hazırlamaya karar vermiştim. Gördüğünüz gibi burada kick full, trumpet full, bütün davul parçalarının bir grup kanalı var. Aynı zamanda genel davul kanalları gönderdiğim genel davul kanalım var. Aynı zamanda yine paralel işlemlerden bahsettiğim videolardan hatırlarsınız belki. Davulu drive ve paralel kompresör veriyordum. Onların kanalları mevcut. Perküsyon, efektler, bas, akustik gitar şeklinde. Diğer öğeleri gönderdiğim grup kanalları var. Altta da çok sık kullandığım, genellikle ilk başta elimin gittiği efektlerin açık olduğu bir efekt kanal listesi var. Farklı iki tane dileğim var bir tane de muhtemelen geniş bir hissiyat versin diye bir tane reverb asıl diye bir kanal açmışım ve yine rear bass tekniğini başka bir videoda anlatıyordum. Buraya da linkini atarım zaten. Bir rear kanalım var. Şimdi mikser üzerinden bir görelim neler atmışım neler yapmışım. Bir onları birazcık inceleyelim. Çok detaya girmeyeceğim. Sadece bu işin konseptini anlayın diye söylüyorum. Ya başkan diyebilirsiniz yani bunları teker teker mikste seçmek ne kadar zamanını alıyor desem. Önceden böyle bir proje dosyası hazırlamak zorunda kalıyorsun. Yani ne kadar yavaşlatabilir ki diyebilirsiniz. Aslında buradaki hissiyat zaman kaybından daha çok şeyi Fark ettim ben mix yaparken sürekli açtığım ve sürekli güvendiğim pluginleri açarken ki zaman kaybının bile birazcık benim motivasyonumu düşürdüğünü hissetmeye başladım. O yüzden hali hazırda açık bir şekilde gelirse daha verimli bu tip şeyleri 10'ar saniye 5'er saniye kaybede kaybede verimimin düşmemesini sağlamak amacıyla böyle bir yola gittim. Aynı zamanda da takip ettiğim, yaptığı işlere saygı duyduğum ustaların da böyle bir taktik uyguladığını görünce evet ben de böyle bir şey hazırlamalıyım diye düşündüm kendi kendime. Birkaç tane dediğim gibi benim için vazgeçilmez olan şu an için ama yani çünkü her seferinde yeni değişiklikler geliyor. Bir şeyler ekleme gereği duyuyorum, yeni pluginler alıyorum, onu tekrar template'e dahil ediyorum. Şu an için Genel olarak vazgeçilmezlerimden birazcık bahsedeyim. Davulda grubun ya da şarkıcının bütçesi yoksa bile kendim davulcu olduğum için eğer şarkı gerektiriyorsa akustik davul kaydı yapıyorum. Kendim çalıyorum hiç olmadı. İyi kötü bir akustik davul yap kaydı yapabilecek bir ekipman, altyapım da var. Özellikle zillerin canlılığı amacıyla çok büyük oranda akustik davul kaydı yapıyorum. Zaman zaman davul kaydında belki aceleye geldiği için, belki de Mikrofonlama ile ilgili bir hata olduğu için dalgınlıktan kaynaklı istediğiniz tona ulaşamıyorsunuz ve istediğiniz tona ulaşmak için bu aralar çok sık kullandığım Trigger 2 var. Bu bir sample tetikleme arayüzü. Ee, i̇stediğiniz bir ses dosyasını, bunu şu an için kick için düşünelim. İstediğiniz bir kick sesini kaydetmiş olduğunuz kick'in vermiş olduğu sinyalle tetikleyen bir program. Bunu genellikle ben tamamen replace şeklinde değil de yani farklı bir ses dosyasını kaydetmiş olduğum kick'in yerine koymaktansa buradaki mix koduyla karıştırarak yani akustik sesle kullandığım sample'ı belirli seviyelerde karıştırarak elde ettiğim bir ton kullanmayı seviyorum. Fark etseniz burada zaten aynı kick tonunun farklı mesafelerden kaydedilmiş oda seslerine dahil olduğu bir ses var. Ben burada bir kendimce bir mix elde etmişim. Bu da çok sık kullandığım bir kick olduğu için duruyor. Gene bazen bunları değiştirebiliyorum. Trigger 2 davul kaydında, akustik davul kaydında gerçekten kurtarıcı oluyor. Birazcık incelemenizi tavsiye ederim. Şu an vazgeçilmezlerimden biri gerçekten. Bunu Instagram paylaşımlarında da birazcık bahsetmiştim. Vazgeçilmez reverb'lerimden biri de tabii açılırsa. Quitsoni'nin yapmış olduğu Plate Reverb. Bu genellikle benim trompet ve tomlarımda fix olarak duruyor. Bazen e, Plate özelliğini değiştirdiğim oluyor burada ama genellikle Plate Reverb'e ihtiyacım olduğu zaman bu açık oluyor. Zaten kullandığım Pluginler adlı bir videoda da kullandığım Sık sık elimin gitti pluginlerden oldukça yoğun bir şekilde bahsetmiştim. Burada farklı bir şey yakalayabilir miyiz acaba diye birazcık üzerinde duruyorum. Ee, burada bir kullandığım plugin var. Bu Audio Assault'ın bir Distortion Drive arayüzü. Bu aynı zamanda da e, Santoy'un üretmiş olduğu bir pluginin birazcık yani kaba tabirle çakması gibi duruyor. O plugini ben çok ustalar kullanırken çok beğenmiştim. Çok uygun fiyata da biz bunu yaptık gibi bir reklam gördüm. Dedim alayım. Çok uygun fiyatı vardı çünkü 8 dolara falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle paralel olarak bir kanala drive verecekseniz şu an için işimi görüyor. Ee, saçmaladığı da oldu ama bu benden de kaynaklanıyor olabilir. Çok böyle hakim olduğum bir plugin değil şu anda. Ama şu an davula vermiş olduğu sonuçtan çok memnunum. Ee, bazılarını fark ettiyseniz bazıları sönük şekilde duruyor. Bazıları da hali hazırda açık. Açık olanlar genellikle hep kullandığım şeyler. Sönük olanlar da hadi bulunsun belki de şey yaparız. Çünkü normalde çıkış kanalına bu kadar şey vermiyorum tabii ki. Ama burada bazen clipper kullanmam gerekiyor. Bazen hemen başlangıçta küçük bir kompresör kullanmam gerekiyor. Her şeyi buraya koydum ama hepsi açık değil. Genellikle ilk kelimin gittiği şeyler açık fark ettiyseniz. Çıkış kanalında chill mixrek var. Bir tane çıkış kanalı preampı emülasyonu var. Bir tane equalizer bir tane de kompresör var. Sonra tape efekti geliyor. Ee, bunu belki bunun için ayrıca videoda çekebilirim. Plugin Alliance'ın yıllık üyeliğine dahil oldum ben. Belli bir para ödeyerek bütün pluginlerine sahip olabiliyorsunuz. Yıllık şekilde ödediğiniz bir para. Aylık versiyonları da var. Bunu da o pakete dahil olduktan sonra çıkış kanalıma dahil ettim. Ee, mid Midside Equalizer ve üzerinde çok fazla değişiklik yapabileceğiniz parametre var. Detaylı bir arayüz ama oldukça da kullanışlı. Bundan birazcık bahsederim. Sizin de aklınızın bir kenarında bulunsun. BX Digital versiyon 3 şeklinde plugin Alliance'ın pluginlerinden biri. Ayrıca video zaten çekmiş olduğum Brainworks BX XLAT versiyon 2. Bu artık çıkış kanalımda neredeyse çakılı şekilde duruyor. Diğerlerini ihtiyacıma göre açıyorum. E peki sen şimdi bu template'i hazırladın. Fark ettiyseniz burada sent işlerini de halletmişim. Yani projeyi bu template'i dahil ettikten sonra ve kendimce bir denge oluşturduktan sonra her şey gitmesi gerektiği yere gidiyor. Ve bunlarla da bunlarla ilgili de vakit kaybetmiyorum. Ambiyans efektlerini fark ettiyseniz sentleri kapalı şekilde yavaş yavaş açarak kendi istediğim dengeyi oluşturmuş oluyorum. Kazandırdığı zamanın dışında dediğim gibi bana bir motivasyon sağlıyor bu. Yani hızlıca hemen canımın istediği şeyleri mixte yapabiliyor olmak güzel bir hissiyat veriyor. Peki Cubase'de bunu yapmış olduğunuz kaydın içine nasıl dahil edeceksiniz onu birazcık anlatayım. Sanırım Pro Tools'da e, kayıt esnasında devam ederken hazırlamış olduğunuz template'i kaydın içine çağırabiliyorsunuz ama Cubase'de bu işi tam tersine yapmanız gerekiyor. Şundan da bahsedeyim. E, eğer ben böyle template'le uğraşmak istemiyorum ama hoşuma giden sağlıyorum kick tonundan ya da trampet tonunu da sevleyip diğer projelerde kullanmak istiyorum derseniz şurada çok kolay bir yolu var. Mesela bu yapmış olduğunuz ayarlardan çok memnunsunuz ve bunları saklamak istiyorsunuz. Save Fix Chain Preset dediğinizde buraya hatırlayacağınız kolay bir isimle save edip e, tekrar başka bir projede çağırabiliyorsunuz. Bu çok benim daha önce çok sık kullandığım bir teknik. Zaten fark ettiyseniz sallıyorum burada yeni bir proje açtım. Eskiden yapmış olduğum bir tonlamayı çağırmak istiyorum. Load dediğimde burada baya bir save'im var benim. Zaman zaman bunlara başvurduğumda oluyor. Eğer template'imdeki şey yetersizse ve ya evet bu daha önce yaptığım şu projeninkine birazcık benziyor dedim. Dediğim şeylerde bunları çağırıp güzel bir başlangıç yapabiliyorsunuz. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi bu projeyi kapatalım. Kaydını bitirdiğim, editlerini bitirdiğim bir projeyi açalım ve bu template'i nasıl çağırdığımızla ilgili bir senaryo oluşturmaya çalışalım size. Siz de bunu görmüş olun. Dediğim gibi Cubase'de bu template'in içine çağırıyorsunuz yaptığınız kaydı. Ee, kafanız karışmasın. Yaparken zaten çok anlaşılı şekilde devam edecek. Kapattım bunu da. Sevgileyelim değişikliklerimizde. Şimdi ben bu template'i hazırladığım projeye gidiyorum. En son Ufuk Template 01 şeklinde kaydetmiş. Yani ben bunu en son isimlendirme esnasında güzelce save yapmamışım. Oto save'den kalma bir şey olmuş. Bazen böyle şeyler de, dikkatsizlikler de yapabiliyorum. Bunu kopyaladım. Bunu kopyaladıktan sonra çalışmak istediğim hali hazırdaki projenin oraya gidiyorum. Ufuk'un şarkısı zaten sayfamda da paylaştım. şarkısını ben şu an mixiyor olsaydım nasıl mixlerdim diye e, tekrar bir proje haline getirdim. Kanallarının çıktısını alıp. Bunu zaman zaman yapıyorum vaktim olduğunda. Eskiden yaptığım mixte mixi şu anda mixliyor olsaydım ne gibi değişiklikler yapardım. Ya da eskiden ya evet şu trompet tonunu ne güzel ayarlamışım deyip bunun daha üstüne çıkabilir miyim heyecanıyla bazen eski projeleri açıp üzerine tekrar mix yaptığım oluyor vaktim oldukça. Bu da geliştirici bir şey. Sizde eski projelerinizi bir yerlerde özellikle sevdiğiniz projeleri ya da ya bunun altında tam olarak kalkamadım. Deniz projeleri saklarsanız iyi verimli olabiliyor tekrar çalıştığınızda. Çünkü insan her gün yeni bir şey öğreniyor. Benim bu aralar yeni şeyler öğrenme konusunda ivmem bayağı hızlandı, bayağı arttı. Çünkü birazcık takıntı haline geldi araştırma konusu, mix konusunda. Şimdi kopyaladığım o template dosyasını çalışacağım projenin içine yerleştiriyorum. Bunu tıklıyorum. Tıkladığımda bana bir soru soruyor. Bu projeyi sen başka bir yerden aldın. O eski yerinden mi açayım yoksa bu yeni yerden mi açayım diye soruyor. New one diyorum. Ve açılmasını bekliyorum. Evet template'im açıldı. Ve bu çalışacağım proje dosyasının içine kopyaladığım haliyle açıldı. Yani oradan açıldı. Şimdi bunun içine hala hazırda bazı düzenlemeler yaptım editlerimi yaptığım proje dosyasının kanallarına çağıracağım. Bunu nasıl yapıyoruz? File'a geldim. Import diyeceğim içeriye bir şeyler atacağım için. Tracks from project diyorum adım. O çalışacağım projeyi arıyorum. Şurada eski o kanallarını hazırlamış olduğum haliyle duruyor save dosyam. Bunu tıklıyorum. Burada hangi kanalları çağırayım? Hepsini çağırayım mı diye sana soruyor. Ee, belki kullanmayacağınızı düşündüğünüz ama bir şekilde sakladığınız kanallarda burada duruyor olabilir. Mesela buradaki projede şöyle bir durum var. Ee, ben kanallarını tek tek çıkardığım için her elektro gitar kanalının hem amfi simülasyondan geçmiş halini hem de sadece DI halini korudum. Belki tonlamasını değiştirebilirim diye. Buradan ya ben şunun amfi tonunu seviyorum zaten değişiklik yapmam diye ayırabilirsiniz. Böyle tıkları kaldırma şansınız var. Şimdi ilk hepsini atalım bir görmüş olalım yani. Bütün kanallar seçici şekilde. Bu, bu arada bütün bu kanallar kanal kanal ayırdığım için audio dosyası eğer projenizin içinde midi kanalı varsa onları da atıyor. Onları da burada görebiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok yani. Okey dedim. Ve bütün kanalları buraya atmış oldu. Daha önceden renklendirdiğim için sanırım birbirini de tutuyorlar şu anda. Buraya yerleştirmiş oldu. Gördüğünüz gibi benim template kanallarım burada duruyor. Pluginleri açık bir şekilde. Ve şayet siz mix esnasında dediğim, kayıt esnasında dediğim gibi bazı pluginleri kullandınız tonlamalar yaptınız ve bunların korunmasını istiyorsanız çağırdığınız şekilde eğer kanalda herhangi bir plugin varsa onlarla birlikte çağırıyor. O da aklınızda bulunsun. Yani sıfırdan sıfır hiçbir işlem yapılmamış şekilde çağırmıyor. Kanalda herhangi bir şey açıksa onları da geri çağırıyor. Bu şu an kanallar sıfır şekilde yapıldığı için öyle çağırdı. Bundan sonra yapacağım iş benim muhtemelen e, bu kanalları, gruplarına ait olduğu yerleri göndermeden önce bir statik mix yapacağım. Kendi içinde bir görüntü yerleştirmesi yapacağım. Ondan sonra göndereceğim. Ee, abi hiçbir şey dinletmedin yani bunun sonucunun ne olduğunu nasıl anlayacağız gibi bir soru sorabilirsiniz Bunun için ayrı video yapacağım zaten bu şarkıyı sıfırdan template'imi kullanarak sizin için mixleyeceğim ne, Neler yaptığım hakkında çok ciddi anlamda fikriniz olacak zaten Bu sadece e, o yapacağım videoya bir giriş olsun Nasıl bir template kullandığımı, nasıl çağırdığımızı, projeyi nasıl dahil ettiğimizi görmüş olun istedim O videoda yakınlarda gelir zaten Evet arkadaşlar bugün template kullanımından bahsettim Cubase'de Umarım sizin için faydalı olmuştur, umarım bir yol gösterici olmuştur Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.